Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda SS49E manyetik sensörü inceleyeceğiz. Şöyle açalım. Bu sensörün 3 tane bacağı var. Birinci bacağına artı 5 volt veriyoruz. İkinci bacağına GND'ye bağlıyoruz. Üçüncü bacağı da bize okuduğumuz değeri veriyor. Yani normalde 2,5 veya değer gösteriyor. Manyetik alanın aynı yönde veya zıt yönde olmasına göre ya 2,5 volt üzerini gösteriyor veya 2,5 voltun altını gösteriyor. Şimdi basit devremiz var. Evet. Arduino'muzun artı 5 volt ucunu birinci pinimize bağladık. GND pinini 2'ye bağladım. Analog 0'a da 3. pinde bağladım. Kodumuza gelelim. Sensör pin olarak A0'ı tanıttım. Serial monitörümü başlatıyorum ekranı görebilmek için. Sensör pinini de input olarak tanımlıyorum. Analog read ile serial porttan sensör pinine veri okuyorum. Tabi okuduğumuz değer 0 ile 223 arasında bir değer olacak. Bu da 5 volt, 0 ile 5 voltun orantılanmış halinde gelecek bize. Kodumuzu yüklemeden önce cihazımızı kontrol edelim. Bu videomda Arduino Nano kullanıyorum. Arduino Nano'mu seçtim. COM portum COM8'de, evet onu da seçtim. Şimdi bir yükleme yapalım. Evet. Serial monitörümüzü de açalım. Evet, şu anda 503 değeri okuyor. Kameramızı da açalım. Force diyeyim. Niye görüntümüz gelmedi? No video. Evet, görüntümüz geldi. Şöyle şey de alalım. Serial monitörümüzü de ekrana göstereyim. Aynı anda ikisinden beraber bakalım. Evet. Şu anda sensörümüze manyetik mıknatıs hızımızı yaklaştırıyorum. Şu anda 700 küsürlerde bir değer okuyor. Uzaklaştırdıkça değer değişiyor manyetik alan ölçüm olarak. Şimdi mıknatıs hızımızı ters çeviriyorum. NS kutupla yer değişiyor. Yaklaştırıyorum. Bu sefer de 100 küsürlerde değer okuyor. 182. Yani böyle bu şekilde kodumuzun N ya da S olduğunu anlamış oluyoruz. Yani bu sensörler elektrikli bisikletlerde mıknatısın pozisyonunu algılamak için kullanılıyor. Aynı şekilde dronlarda da manyetik alanı pozisyonunu anlamak için bu tür sensörler kullanılıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.